Saygıdeğer kurulu üyeleri, hepinize tekrar merhaba. Yine burada sizlerle bir arada olmak benim için gurur verici bir his. Affedersiniz. Sözlerimi öncelikle Kenan Bey hakkında bir hatırlatma yaparak başlamak isterim. Kenan Bey... Hepinizin bildiği gibi azimli, hırslı ve rakiplerinin korktuğu bir beyefendidir. Bizler de korkuyoruz. Sırf rakipleri değil. Evet, onu biliyoruz. Ama bilmediğimiz şey onun dostlarına olan yakınlığı. Kenan, bir tek şeyi de haklı edeceğimiz. Onun intikamı bitti. Korumalar. Bundan böyle kaybedecek bir şey olan, korkması gereken biz değiliz. Sizsiniz. Kenan Bey'in dostları çok şanslı insanlar. Kenan Bey'in... Kaya Bey, iyi misiniz? Sevdiği insanları çok güzel şeyler bekliyor. Yukarıda neler oluyor biliyor musun? Ne oluyor? Bundan böyle Cengiz, sizin her anınız korku içinde geçecek. Korumalar! Ne zannettin Cengiz? Neye tanık oldun? Çaresiz bir adamın öfkesine mi? İki çapulcuyu bıçaklayıp ortalığa deli gibi saldıran bir adam mı oldum zannettin? Olmadın mı? Çok daha fazlası oldu. Ne yaptın sen? Bekleyeceksiniz. Arabada. İşte. Yatakta. Her yerde benden korkacaksınız. Çünkü artık korku evinizden içeri girdi. Az önce gördüğünü zannettiğin o çaresiz adamın öfkesi değil. Her şeyi kuran, her şeyi planlayan Ezel'in öfkesi. Bir çırpıda iki çapulcuyu öldüren adamın öfkesi değil. İstediğinde hepinize ulaşabilen adamın öfkesi. Kaya'yı kendi ofisinde Kenan'ın gözü önünde öldüren adamın öfkesi bu. Dayımı öldürdünüz. Ben de teker teker hepinizi öldüreceğim. Ne, gitmeyecek miyiz Ezel'in peşinden? O adam Ezel değil. Kim bilmiyorum ama o artık Ezel de değil. Thank you.
Siz iyi misiniz? Oyun mu oynamış? Şimdi geçerken kayaya. Hı? Bir numarayı ara. Adli tabiple konuş. Benim adımı ver. Durumu anlat. Zehirlenmiş diyecekler. Zehirlenmedi. Nasıl? Pierre Danes'ini ara, açıklama yapsın. Son zamanlarda Kaya Bey içkiyi fazla kaçırmıştı, bünyesi yıprandı. Sonunda bugünkü heyecana dayanamadı, kalp krizi geçirdi. Niye? Hafta başı otelin temel atma töreni var. Ne şans henüz. Sizi sonra alırım. Yedi uygun mu? Kenan... Şimdi izninizle. Kaya Bey'in ailesiyle yalnız konuşmak istiyorum. Ha. Ezel ne olacak? Aşağıda beni de tehdit etti. Benim de yapacak bir şeylerim var herhalde. Mutlaka vardır Cengiz. Şimdi izninizle yalnız kalmak istiyorum. Ben iyiyim Ayşe. Olsun. Nasıl yaparsan yap. Çıkar onu hayatımdan. Bu sefer ne istersen senin olacak. Yapabilir misin Temmuz? Son işim olacak. Resim ister misin? Yüzü aklımda. Bade. Özür dilemek için aradım. Şimdi seni en çok kızdıracak söz senin için yaptım olacak ama... ...senin için yaptım Bade. Öyle. Yolculuk nereye? Yanlışlar mı? Var aşağıda bir ekip. Asıl abiler gelmemişler. Ha. Ama gelirler. İyi. Herkes başına üşüşecek şimdi. Hepsini üstüne çektim. Kenan affetmez bu işi. Ramize yaptıklarını yapacaklar sana da. Ben de ona güveniyorum. Neleri varsa gelsinler hele. He, öldürtmek istiyorsun kendini. Bu intihar şeyi... Ramiz gitti diyelim. Dayıya ben de çok üzüldüm Ezel. Çok. O hepsini senden fazla temizlemek istiyorum. Ama seni koruyayım derken kafama bir kurşun yiyemem. Aklını başına topla. Eskiden pek dert etmezdin Ali abi.
Çocuğum olacak oğlum. Çocuğum olacak. Oynama bizle yeter. Ya hep birlikte gidelim hesaplı kitaplı. Ya da sırada ben varım de ben de boşuna dolanmayayım peşinde. Bana da Bade'ye yaptığın iyiliği yap. Hatta git de ben de gideyim. Haklısın abi. Öyle mi? Sık kendi kafana kurtul o zaman. Benden bu kadar. Kenan kimi takacak sence peşime? En iyi katili kim? Yoldadır şimdi. Üç kurşun sürmüştür bile silahına. Geliyordur benim için. Ezel. Gitmeden sana bir sır vereyim. Sıradaki ben değilim Ali abi. Teker teker dedim onlara. Sırada Temmuz var. Bugün bil bakalım ne oldu. Bir iş teklifi aldım. O iş için en iyi adam sensin dediler. Çok iyi bir maaş vereceklermiş.
Yemeğini koydum. Yarın sana bir sürprizim olabilir. Ama şimdi söylemem. Buldunuz mu? Peşindeyiz. Sıkıştırıyoruz şimdi. Nasıl yardımcı olabilirim? Yakaladınız mı? Ezel değil. Burada da yok. Merhaba evlat. Ramiz dayı yok mu? Yok. Bundan sonra hep kendim geleceğim size. Anladım evlat. Dükkana geçelim. İsimler aklında mı yoksa hatırlatayım mı? Gerek yok. Gençlik, hafızan iyi. Hayır, hepsini istiyorum. Ne kadar toparlayabilirseniz, hepsini, acil. Tamamdır evlat. Buraları görmedin sen. Bak bunlar da benim artık. Bu adamlar kim baba? Ha onlar. Onlar babanla iş görüşmesine geldiler. Sıralarını bekliyorlar. Beğendin mi yeni yerimi? Güzel de. Sen beni niye okuldan aldın dersin ortasında? Fena mı işte? Beleş tatil. Hadi gel bir odamı teftiş et. Tamam. Nasıl? Eskisinden de güzel değil mi? Temmuz, ne güzel sürpriz. Koltuğumu ısıtmaya geldin. Can değil mi? 11 yaşında. Beden eğitimi 10. Matematik zayıf. Hayvan oyuncaklarıyla oynamayı seviyor. En çok da kaplanını seviyor. Babam mı söyledi? Hı hı. Babanla aramızda su sızmaz. Can hadi sen biraz dolaş. Ben geliyorum birazdan. Tamam. Temmuz sen devreleri mi yaktın? Hı? Aynı taraftayız biz. Hani unuttuysan. Unutmadım. O zaman bu tavır niye? İşbirliği yaptık biz. Birbirimize yardım ettik. Hatırlamıyor musun? Onun için geldim. Özel bir işim var. Bana yardım edebilirsin diye düşündüm. Ben sana nasıl yardım edebilirim ya Temmuz?
Sen Ömer'in en eski arkadaşısın. Zaaflarını en iyi sen biliyorsun. Bak, beni karıştırma Temmuz. Beni karıştırma. Git, vur, gel. Gözü dönmüş olabilir. Ama aptal değil Ezel. Hiçbir yerde yok. Saklanmıştır. Tuzaktır. Ne bileyim, bir şeydir işte. Ben bir şey bilmiyorum. Peki. O zaman ailesinden başlayalım. Bak, iyi fikir. Ama ne olur bana anlatma Temmuz. Bana anlatma. Git, git öyle yap. Büyük ailesinden değil. Küçük ailesinden. Hı? Oğlundan. Bence oradan başlayalım. Sen... Sen ne diyorsun ulan? Dur, bekle. Bekle. Sizi de korkuttu değil mi bu sefer? Ezel diyorum, Ezel. Sizi de korkuttu bu sefer. Tamam. Tamam. Ne yapacağım? Nasıl yardım edeceğim? Kimden başlayacağımı söyleyeceksin. En etkilisin. Ben ne bileyim işte ya. Ailesinden başla. Annesinden mi? Başla. Teşekkür ederim. Ne oluyor lan? Temmuz'un gelmesi an meselesi. Sen hazırlığını yaptın mı? Tamam mısın? Bunlar ne? Paranla mı döveceksin herifi? Oğlum bu Temmuz ötekiler gibi değil. Sade katil değil. Bir de hayal et. Herifin dükkanına baktım, mühürlemişler. Başka yeri yurdu yok. Ne yer, ne içer, kim ne zımarır yatar. Hiçbir şey bilmiyoruz herifin hakkında. O da nihayetinde bir insan Ali abi. Onu biliyoruz Ali abi. İnsaniyetini... Onun da bir anası babası vardır illaki ha. Bir geçmişi vardır. Bir zayıf noktasını bulacağız. Biz bu herifin karşısına çıksak o bizi indirir. Bizim onu indirmemiz için onun zayıf noktasını bilmemiz gerek. Temmuz Kocaoğlu gerçekte kim? Önce onu öğreneceğiz Ali abi. Sonra ne yapacağız? Satın mı alacağız? Azat içeride mi? Bir soru sorduk oğlum. Ne olacak bunlarla? Kendin söylüyorsun Ali abi. Temmuz diğerleri gibi değil işte. Dayının vasiyeti bunlar. Sonra yapamazsam diye. Açamıyorum kapaklarını. Niye? Sen beni günlerdir niye görmeye gelmediysen ondan. Aynı şey. Torunum, 18 yaşına geldiğinde oku. Sonra gel, bul beni. Deden Ramiz Karaeski. Ne yazıyor? Orasın. Anneannenin en sevdiği kitaptı bir zamanlar. Sen bunu okuyacak yaşa geldiğinde ben çoktan gitmiş olacağım onun yanına. Ama sen bizim hikayemizi anlattır çocuk. Dedeni unutma. O seni çok seviyor.
Azar. Kimse bilmez Ezel. Benim canımın ne kadar acıdığını kimse bilmez. Doğrudur. Babam bir kere evladım dediyse sana... onsuz bir daha bulamazsın yolunu, kimse bilmez. Doğrudur Azat. Bir kere onun çocuğu olduysan... o ölünce herkes ölmüş gibi olur. Kimse bilmez. Bilmez. Öyle yalnız kalırsın ki... kimse avutamaz, kimse bilmez. Ben biliyorum. Tek benim babam değildi çünkü. Benim de babamdı. O zaman ben senin kardeşin değil miyim? Öylesin tabii. Niye gelmedin? Kaç gün oldu? Niye gelmedin hiç? Azat. Hiç unutmayacağız dayım. Hiç unutmayacağız onu. Ama geçecek. Bunlar dayıdan kalanlar. Burası için. Nereye gidiyorsun? Sana ne olacak şimdi? Bana olan oldu Azat. Dayım gitti. Kimse bilmez o ne demek. Ben bilirim. Bir, yengenize hiçbir şey çaktırmayacaksınız. Suratlar gülecek. İki, hareket eden her şeyi vuracaksınız. Üç, içeri giriş yok, dışarı çıkış yok. Kuş uçsa o kuşu bulurum. Sizi de bulurum. O kuşu vururum, sizi de vururum. O kuşu... Ali. Ali gitmemiz gerekiyor. Demedin değil mi bir şey Azad'a? Temmuz'un peşindeyiz diye. Anladı ama bir şeyler yapacağım. Ya! Beni biliyor mu peki? Söyle de çıkalım, vakit kalmadı. Konuşurum ben sonra, tamam hadi gidelim. Olmaz öyle şey Ali abi. Gitmek var, dönmek yok. Ya gelme ya da söyle karına. Ne söyleyecek? Ali. Ne söyleyeceksin, ne oluyor? Bekliyorum. Ezel'le gidip bir şeyler yapacaksınız değil mi? Sen de onunla gideceksin. Yok yavrum, işe gideceğim ben. Tevfik bakıyor işe, biliyorum ben. Onu diyorum işte ben. Tevfik'in baktığı işten ne olur? Ya ne olursa olur ya, iş mi düşüneceğiz şimdi? Oldu, kocayım ben, eve ekmek getireceğim, hadi tamam, düşünme sen bunları, tamam. Ali yalan söylüyorsun. Ya yok, ne yalanını? Hem geçen söyledim, sonra paşa paşa dönmedin mi eve? Döndüm. Hah, aç bakayım bu kucak. Ya bir şey olursa? Olmayacak. Sen orasına iyi bak. Yemeğini ye, vitaminlerini yut. Tamam mı? Beni düşün. Hadi kaçtım ben. Benimki tamam. Seninki ne alemde? Gönderdim mahalleye birilerine. Rapor verecekler. Ne dedin Azad'a? Yanlış yapıyorsun Ali abi. Asıl yanlış Temmuz'un nefes alması. Ben düzelteceğim o yanlışı. Biz düzelteceğiz. Biz. Gelir.
Melia teyze alışverişini yaparken Mümtaz amca kahvehanede onu bekler. Alışveriş bitince Melia kahvenin önüne gelir. Mümtaz'la birlikte şu yoldan çıkarlar. Her hafta. Biz şurada arkada top oynuyor oluruz. Mümtaz amca çağırır bizi. Seslenir, hadi çocuklar der. Biz, Mümtaz amca biraz daha ya. Ne olur biraz daha deriz. Çok romantik. Top oynayan kimse görüyor musun? Sen nerede büyüdün ya? Ha? Mahallede yabancı olunca önce çocuklar alır kokusunu. Bak nasıl toplanmışlar. Nereye bakıyorlar bak. Başka var mı? Kahvede. Mümtaz'ın arkasında. Daha da vardır ama çıkmazlar ortaya şimdi. Tamam. Sen gidebilirsin. Temmuz Kocaoğlu hakkındaki her şey. Ali abi, bir müsaade eder misin? Doğum yeri, eğitimi, çalıştığı işler, ufak tefek suçları, emniyette ne kaydı varsa hepsi burada. Boşuna okuma. Hiçbiri gerçek değil. Koca emniyette adam hakkında gerçek tek bir bilgi yok. Ama buldun sen bir şey. Yoksa beni çağırmazdın değil mi? Engin. Ne yapacaksın bir şey bulursan? Niye geldin sen buraya? Yardıma ihtiyacım vardı. Yardım et o zaman Engin. Vaktim daralıyor. Bir bilgi, bir şey ver. Çok şey bilmiyorum. Dene. İmzası olan işlere baktım. Üç kurşun. Hepsi temiz. Olay yerinde ölmüşler. Biri hariç. Kim o? Genç bir çocuk. Psikopatın teki. Bir sürü pis işe bulaşmış, sonunda da hapse düşmüş. Bulsam işime yarar mı? Ne kadar bulmak istediğine bağlı. Adamın adı Mayıs. Sağ ol. Borçlandım sana. Peki bu nasıl? Yok, o çok zayıf. Konuşmuyor da. Dayak yiyor çocuklardan. Olur o, olur. Bu olur. Dört mevsim. Aylardan ay seç. Tipe bak. Mayıs diye isim mi olur lan? Belki o isim sayesinde aklayacağız Temmuz'u. İşe yarar bir koz olabilir. Efendim? Annen. Kahvede. Babanın. Korumalarım. Beni yakalayamazlar. Yolla. Yolla.
mı? Hadi bir su getirin içeride. Su var mı? Mümtaz amca. Ben sipariş için uğramıştım size. Ha. Gel evladım gel. Kartını da bırakmıştın sen ama neydi? Temmuz. Ama bıraktım be evladım. Kapattım ben de. Biliyorum. Oğlunuzla tanıştım tesadüfen. O söyledi. Sen arkadaşımsın Ömer'im. Evet. O da buralarda şimdi. Gelir birazdan. Buyurun oturun. Bekleyelim. Hapishaneye git. Ne bulursan söyle bana. Sen gelmiyor musun? Kimmiş? Hemen Ali abi çabuk. Ömer mi geldi? Ben geldim anne. Ne oldu oğlum? Arkadaşım burada bekleyelim. Ömer buraya gelecek dedi. Merak ettik. Bir şey yok baba. Tanıyor mu seni? Ben de rica ettim ben gelene kadar size göz kulak olsun diye. Niye? Ne oldu? Bir şey konuşmam gerekti sizle. Ben bir süre olmayacağım. Bir yere gitmem gerek. Ne zaman geleceksin oğlum? Evde kutuya biraz para koydum baba. Ne parası oğlum? Para mara istemez. Baba, ben bir süre gelmeyeceğim. Ne diyor Mümtaz? İşlerim var. Bir şeye ihtiyacınız olursa Ali'yi ararsınız. Ali'yi mi? Ne diyorsun Ömer? Nereye gidiyorsun yine? Nasıl ulaşacağız sana? Anne, bir süre yokum ben. Bana ulaşamazsınız artık. Bir şey olduğunda ben ilgilenemem artık sizle. Ne diyor Mümtaz? Niye böyle konuşuyorsun? Sen mi bir şey yaptın yoksa? Kimse bir şey yapmadı anne. Başınızın çaresine bakın bir süre. Ben yokum. Bakarız. Bakarız oğlum. Sen hiç merak etme. Hadi kalkalım. Git anne, babamla git. Bakarız oğlum biz kendi başımızın çaresine. Her zaman baktık zaten. Böylesi daha iyi baba. Öyleymiş. Öyleymiş Ömer'im. Böylesi daha iyiymiş. Aferin. Böyle bir işe soyunuyorsan aileni uzak tutman gerek. Yoksa gelip vururlar. Aradığın iyi oldu. Ben de seni nerede bulacağım diye düşünüp duruyordum. Ezel. Sana kendimle ilgili bir şey anlatmak istiyorum. Uzun mu? Kısa.
kendim hakkında bir şey anlatayım. Ben seni görürüm. Ama ben istemezsem sen beni göremezsin. Ezel. Ali'ye teşekkür et benim için. Beni olduğumdan da iyi yaptı. Ezel! Sana da teşekkür ederim. Benden kaçmadığın için. Sana senin hakkında son bir şey anlatayım. Herkesin korktuğu Ezel Bayraktar. Sen sıralamada gerideydin. Bahar'dan çok daha zor ama Azat'tan çok daha kolay. Ben de senin hakkında bir şey diyeyim. Mayıs. Sıralamada o neredeydi? Boş ver, söyleme. Ali öğreniyor şimdi. Abi benim. Gitti tamam. Acil bir işim var. Hemen hapishaneyi arayayım. Kendinize iyi bakın tamam mı? Beni merak etmeyin. Abi niye öyle söylüyorsun? Çıkacaksın zaten, az kaldı. Olsun, merak etmeyin işte. Çocuklar iyi mi? İyiler. Murat gelmedi ziyaretime çoktandır. Murat okulda. Bayramda onu da getireceğiz. Mayıs. Sen misin? Ne istiyorsun? Haziran'ı geç, Temmuz'a geldik. Patron, usta, burası tamam. Otur, oturmazsan tek lafınla bütün malını keserler. Emin kardeş dağıtıyor içeride malı, gram koklatmazlar. Emin ol. Tamam güzel kardeşim, konuşma, otur. Özledik. Kafanda pek güzelmiş. Nerede yaptın? Otur, hassas herif. Laf açıyoruz, muhabbete geçeceğiz. Otur. Kafandaki yarıyı Temmuz yapmış. İki tane de göbeğine sıkmış. Bana da denedi. Ben de bir parmağını aldım onun. Kelpeten sen misin? Çıt çıt. Çıt çıt. Çıt çıt. Eskisi gibi değil. Ezik yaptım oğlanı. İçeri soktum. Senin gibi. Duyduk. Ki biraz dinlensin. Ha? Pişsin. Pişmiş. Düştü. Biliyor musun kardeş? Temmuz gibi değil bizde. Biz aldığımız işi yarın bırakmayız. Ama duymuş. Saklanıyor. Karı gibi. Yok be. Bir sıkımlık canı kaldı. Alacağım. Ama yerini yurdunu bir bilsem. Ya da bilen birini bir bulsam. Hani eski tanıdığı arkadaşı falan. Kazık attı. Kurşunladı. Kafadan.
Öyle birini bulsam ne derim ona biliyor musun? Öcünü almaya geldim kardeş. Kardeş, Temmuz'la ben... aynı min odasında büyüdük. Aynı yemeklerini yedik. Temmuz'la beni aynı yerden aldılar. Temmuz'la ben kardeşiz kardeş. Satmam onu. Kardeş. He. Bu arada Temmuz aldığı işi yarım bırakmaz. Yerinde olsam gider bir yere saklanırım. Kardeş. Çocuklar sana emanet. Onlara iyi bak, tamam mı? Merak etme. Hakkını helal et. Helal olsun abi. Demedim, Temmuz. Demedim lan. Demedim, Temmuz. Başka bir şey dedi mi? Yok işte abi, ne dediysem o. Zaten herif kankası çıktı. Aynı yerden aldılar bizi. Öyle bir şey söyledi dedin değil mi? He. Ama herifin kafa gidik. Ne dediğini bilmiyor. Mahalledekilerin durumu nasıl? Biri öldü, biri hala hastanede, haber bekliyoruz. Nereye? Oturup Temmuz'u mu bekleyeceğiz Ali? Biz onu bulmazsak o bizi bulacak. Gördün. Beni bulmazsa sevdiğim birisini buluyor. He. İyi. Al o zaman. Kızım. Bu halde gidemezsin. Vakit yok. Bu iş senden çıktı. Hazırla teçhizatı Tefo. Var mı bir itiraz? Yok. Ama önce... Ezel. Kocan ben. Ali. Hani sen Ezel'in yanında değildin, işe gitmiştin. Yalan söyledim. İyi misin? Neredesin? Yerini söyle, birini göndereyim. Ne bileyim, ne yapayım, ben geleyim. Aşkım. Canım karım, bir tanem. Bak sakin ol, bir otur, bir dinle. Senin bu kocan eşek. Eşek kafalı. Seninle kalmadı yani. Ama senin bu eşek kafalı kocan... ne yapıyorsa senin yanında kalabilsin diye. Yani sonunda... yanında bir karısı olsun. Bir oğlu olsun diye. O kenafir gözü ailesine bir daha dokunamasın diye. Temmuz'un peşinde misin? Alo. Bir şey desene. Azat. Bir söz ver. Söz. Bu son duyuşum olmayacak sesini. Canım karım. Bir tanem olmayacak, söz. İnanıyorum bak. İnan, inan. Hadi, hadi sen yat uyu, tamam mı? Yarın gece birlikte uyuyacağız bak. Yarın gece değil, her gece. Her gece. Çok
Çok seviyorum lan ben seni. Ben de. Ezel. Niye getirdin beni buraya Temmuz? Bir şey göstereceğim. Ezel. Ne oldu? Hiçbir şey. Ailesine? Hiçbir şey. Burası. Ne bu şimdi? Aynı yerden aldılar bizi. Mayıs'ı nereden aldılar? Nereden aldılar? Engin, benim için bir şeye bakar mısın? Biliyorum abi, biliyorum. Şu Mayıs, Kazım Eskici tarafından evlat edinilmiş. Bir baktırır mısın, aynı sene, aynı yerden, aynı adamın evlat edindiği başka kimse var mı? Şeye bak, Temmuz ayına. Evet abi, şimdi. Sağ ol Engin. Neresi burası? Kenan'ın hediyesi. Her sabah buraya geleceğim. Komşular merhaba diyecek. Sen ne diyorsun ya Temmuz? Temmuz geride kalacak. Kendi ismimle anılacağım. Neymiş o? Bir evim, bir arabam, bir işim olacak. Hepsi kendi ismimle. Kredi kartları alacağım. Banka hesapları açacağım. Benim de bir ismim olacak. Kenan'ın hediyesi. Tek bir engel kaldı. Ezel. Nereye gider? Ailesine gitmeyecek. Kime koşar? Zaafı kim? Bilmiyorum. Bak Cengiz. Burası Kenan'ın hediyesi. Normalde prensipleri olan bir adamı. Mesela istemezsem hedefi kabul etmem. Mesela peşin almadan iş almam. Mesela çocuk kabul etmem. Ama bu hediye için prensiplerimi esnetebilirim. Bade. Bade Uysal. Güzel. Şuraya yazar mısın lütfen? Bade Uysal. Evet, evet. Temmuz ayında mı? Aynı adam mı? Kazım Eskici. Bu Kazım'ın bir adresi var mı? Tamam. Tamam abi, sağ ol. Ha Engin, bu çocuğun, Temmuz'un gerçek adı ne?
şey yolunda mı? Yolunda Kenan Bey. Bütün gün bekledim aramanı. Kaya'nın durumu, ailesi falan, vakit bulamadım. Nasılsın? İyi. Tedirginim biraz. Evin etrafında bir koruma ordusu var. İstersen geleyim yanına. Yok, idare ederim ben. Eyşan. Artık Ezel gelemez senin yanına. Gelemez değil mi? Ben buradayım, korkma. Kimse dokunamaz sana. Biliyorum. Törende görüşürüz. İyi geceler Kenan. İyi geceler. Ramzi abi. Öldün sen. Nasıl hal? Korkmuyorum senden. Akşamki ödev değil mi? Çok boktan bir şey ya. Evet, bayağı zor. Yardım edebilir mi istiyorsan? Daha önceden karaladığım bir şeyler var. Yok ya, bunu kendim yazmam lazım. Vay, örnek öğrenciyiz ha. Neyse, görüşürüz. Görüşürüz. Ezel. Şunu yazmayacağım diye yemin ettim kendime ama... Ben niye geldim, niye yaşıyorum? Ne
beraberliği. Ben kendimi dinlerim. Ama bu kadar da çok şey dinleme. Yani ağır arabeskleri insanı... Kazım Bey. Ben de acayip Mustafa Ceceli'yi severim. Bayılırım da yani onun kişiliği... Kazım Bey. Oo, sabah programlarını seyrederken sizi duymaz bile. Bir saat sonra gelin. Size Temmuz ve Mayıs hakkında bir şey soracaktım. Evlat edinmişsiniz onları. Tevfik. Şimdi gördüm abi. Gelmiş. Badi'yi gördü, ne yapayım? Yoksun yani. Bir şey yapma. Var buradan bir atışım. Net değil ama başkalarının arkasına saklanıyor Adi herif. Ne yapayım? Hiçbir şey yapma. Badi'ye doğru gidiyor. Abi. Tevfik bekle. Yanına gitti abi. Tevfik bekle. Selam. Ben yaptım. Öyle mi? Güzel olmuş. Resim bölümü herhalde. İlk senem mi? Ben seni daha önce görmedim. Abi bıçağını çıkardı. Seni gördü mü? Tevfik seni gördü mü? Yok. Vuracağım abi ben. Deneyeceğim. Çekil orada. Kim bunlar, arkadaşların mı? Çekil dedim Tevfik, çekil oradan. Abi. Tevfik çekil, çekil. Öldürecek abi, niye bir şey yapmıyoruz? Tevfik, bakarsan öldürecek. Gidersem yanlarına öldürecek. Bu adamı durdurmanın bir yolu yok artık Tevfik, beni istiyor. Zayıflığımı arıyor çıkayım diye. Eğer zayıf noktamı öğrenirse öldürecek. Onları sevdiğimi anlarsa öldürecek. Elinde bıçak var abi. Emin misin? Ezel, abi emin misin? Kıpırdama. Tevfik kıpırdama. Gitmezsem yanlarına bir şey olacak. Bade. Bade'yi bıraktım artık ben. Sevmiyorum onu, düşünmüyorum, korumuyorum. Bade'yle bir ilgim yok artık benim. O zaman bir şey olmayacak. O zaman kurtulacak. Abi. Emin misin? Bade. Abi iyi, korkma. Hak demişsin. Gitmiş. Ezel. Yazmayacağım dedim ama dayanamadım. Sana nasıl kızmak istiyorum bir bilsen. Daha çok uğraşmadın diye. O acayip hayatını bırakıp beni seçmedin diye. Deli misin? Niye beni seçmedin? Bir bana bak, bir de yaptığın şeylere. Ben gencim, güzelim, akıllıyım, bir de üstüne üstlük sana aşığım. Daha önce hiç olmadığım gibi aşığım çünkü daha önce olmadım. Aşkı sayende böyle boktan bir şey olarak tanıdım diye çok kızmak istiyorum. Yaraladın beni, öyle gittin diye çok. Ama kızamıyorum. Keşke başından söyleseydin Ezel. Keşke başından bilseydim. Çünkü şimdi bana en çok koyan şey... Gitmen değil. Ama beni hiç yeterince sevmemen. Yanlış oldu.
bir şey söyle. Temmuz'u bulacağım bir şey söyle. Mevsimler Evi, 1991. Çekiyorum. Sıkışın biraz. Durun şimdi. Gülün, gülün lan biraz. Gülün. Hadi, hep beraber içeri. Hadi. Evet. Hadi. Yemeklerini ver. Akşam bakmaya gelecekler. Hazır et işte. Yıka mıka bir şey yap. Kazım. Canım sen niye girmedin herkesle? Gel eve girelim. Hadi gel içeri girelim. Neydi adın senin? Mustafa. Mustafa yok. Demosun sen. Boş ver onu sen. Gel eve girelim. Gel Mustafa. Hadi. Ben geldim. Bugün yeni bir yere baktım. Bayılırsın. Yemeğini hazırlıyorum. Dışarıda bekleyenler var abi. Yeni geldiler. Arka çıkışı kullan abi istersen. Dayımız arada orayı kullanırdı. Buldun mu? Buldum. Ama artık aradan çekilme vakti. Devamını bırakacağım, biz getireceğiz. Öyle mi oldu şimdi? Polis işi bu. Peki. Ne? Haklısın, peki. Sen benden daha iyi biliyorsun Engin. Gidip Temmuz'u alamayacağını. Alsan hapse atamayacağını. Hadi attın orada tutamayacağını. Hepsini benden daha iyi biliyorsun. Ne demek istiyorsun yani? İki gündür niye yardım ediyorsun bana? İyilik olsun diye mi? Yoksa başka türlü olmayacağını biliyorsun ondan mı? Ben senden bir şey istemedim. Sen geldin bana. İstedin. İstiyorsun. Gidip o katilin kafasına sıkayım istiyorsun. O yüzden buradasın. Ya o benim işimi görürse Engin? En kötü onlardan biri eksilmiş olur diyorsun. Değil mi? Ne oldu Engin? Ne zaman bıraktık arkadaşlığı? Kuru boz sanam ama. İki adam öldürülmüş. Bir şey biliyor musun? İki gün önce Kenan Birkan'ın sağ kolu toplantıda kalp krizi geçirdi. Geçmiş olsun. İşin ilginç tarafı, adli tıp raporu vermedi bana. Ezel, kendini hiç kandırma. Sen de onlardan oldun zaten. Kandırmıyorum. Thank you.
Mevsimler evi. Bir ev değil. Resmi kaydı yok. Ama ödeneği devletten. Çocukları toplayıp yetiştiriyorlar. Ne için? Bu işten kurtulursan, bundan sonra bir daha karşılaşırsak senle, bu seni yakalamak için olur Ezel. Abi buyur buradan. Yeri göreceksin. Çok güzel. Çok rahat bir koltuğu var. İçine gömülüyorsun. Masanın üstünde ismim yazıyor. Oraya arkadaşlarımı çağıracağım. Bir açılış partisi düşünüyorum. Sen de arkadaşlarına haber ver. Bazı oyunlar alalım. Gelenler oynar. İçki ve sigara da koyarız. Arkadaşlar için. İsteyenin gelebileceği bir yer olacak. Masayı da büyütürüz. Daha çok insan sığar. Temmuz, iyi misin? Bak, iki dakika açacağım, sonra tekrar kapayacağım, tamam mı? Kimseye söylemek yok. Bade, nasıl geçti günün? Okul nasıldı? Ben yine garip bir gün yaşıyorum. İnsan nelere alışıyor? Ne diyorum ya ben? Özür dilerim Bade, kapatıyorum. Eza? İyi misin? İyi. Bir şey desene. Tamam. Kapa, tamam. Bir daha ararsan geri aramayacağım seni. Arayacak mısın? Arayacağım.
Nereden anladın evini bulacağımı? Benim bir evim yok Ezel. Pek çok insan birçok eşyam oluşumu takıntı zanneder. Sadece taşınmayı kolaylaştırıyor. Mevsimler evi. Seni burada yetiştirmişler. Vazgeç Ezel. Başka insanların geçmişi onların zaaflarıdır. Ama benim bir geçmişim yok. Öğrendin zannettim. Neyi? İnsan ne kadar zor olsa da geçmişinden kopabilir. Geçmişini unutabilir. Ama geleceğinden? Aferin. Geleceğinden kopmak çok daha zordur. Can? Can, çok azma, babana söylerim bak. Bugün serviste oturma sırası bende. Temmuz, yapamazsın. Yaptırmazlar sana. Neyi? Eyşan yaptırmaz. Kenan biliyor mu? Kimsenin bilmesi gerekmiyor. Yoldayız. Bir araba çok kolay bir yere çarpabilir. Takla atabilir. İçindeki çocuklardan biri kafasını çok kötü vurabilir. Yapamazsın. Niye? Daha önce yaptım. Çok kolay. Yapamazsın. Niye? Acaba şeyden ötürü mü? Sen oğlunla daha hiçbir şey yaşamadın diye mi? O senin geçmişin değil Ezel. İlerisi için hayaller kuruyorsun canım. Onunla şunları yapacağım. Ne kadar iyi bir baba olacağım. Can senin geleceğin Ezel. O yüzden ondan vazgeçmen çok zor. Temmuz. Viraja geliyoruz. Bir dakika sonra araba takla atacak. Bekle, bekle, bekle. Telefonun yanındaki silahı gördün mü? Al onu. Temmuz. Kafana daya. Oğluma bir şey yapma. Daha senin oğlun değil ki. Aldım, aldım silahı, aldım, aldım. Kafana daya. Viraja dikkat. Tamam, dayıyorum. Dayadım. Çek tetiği. Kontrol edecekler gelip. Çekmezsen... Sonra çekmediğini öğrenirsen... Yine gelirim. Oğlunu alırım senden. Can! Bazı insanlar vardır ki... Onları bir tek kendileri öldürebilir. Ramiz öyleydi. Sen de öylesin. Çek tetiği. Alo? Dinliyorum. Tamam, ölmüş. Yemek yapmaya gelecek mi? İyi akşamlar. Ben Mustafa Eskici. Burada yeni bir ofisim var. Komşuyuz artık. Cengiz.
İletir misin lütfen? Ezel Bayraktar geçmişte kaldı. Cengiz, şu an kapatmam gerek. Komşularım hayırlı olsuna gelmiş. Merhaba. Ben Mustafa Eskici. Bu. Temmuz bu. Ben o değilim. Ben Mustafa Eskici. Polis falan mı çağırdın ya? O değilim ben. Gelin içeri bir şeyler içelim. Oyun oynayalım. Ben o değilim. Benim arkada... İnsanın geleceğinden vazgeçmesi zor. Değil mi? Hayır. Öldün sen. Gördü seni. Bazı insanlar vardır ki onları bir tek kendileri öldürebilir. Ramiz öyleydi. Sen de öylesin. Çek tetiği. Çocuk bizde. Kimdir nedir bilmiyoruz. Ama sana ne yaptılarsa sen de ona yaptın değil mi? Hayır. Nasıl? Nasıl? Nasıl diyelim? Kaya'dan zor. Ama Kenan'dan çok daha kolay. Senin geçmişini değiştiremem Temmuz. Ama geleceğini şimdi değiştiriyorum. İstediğin kadar saklan Temmuz. Ben senin gibi görünmez değilim. Tam tersine. Bundan böyle ölene dek nereye baksan beni göreceksin. Büyük gün. Gelecek Cengiz. Hepimizin geleceği bu toz toprak içinde. Hatırla bu dediğimi. Hatırlamama gerek yok ki biliyorum zaten. Temmuz yok mu? Arkada bir yer ayırmıştım ona. Hem bizde birebir bağlantısı yok hem de kortejde yeri var sevinir. Temmuz şey o vazgeçmiş nakliyat işinden. Niye? O ona göre değilmiş. Daha erken dedi Mustafa Eskici olmak için. Ezel yaşıyor. Ama bu sefer mi?
Neyse. Bir daha sefer. Aynen. Eşin ödünç alabilir mi? Eşan. İyi misin? Tabii ki iyiyim. Bugün büyük gün. Geleceğimizin temellerini atıyoruz burada. Bugünden sonra geriye bakmak yok. Necip'ten Kenan Bey. Teşekkür ederim. Söz mü? Söz. Teşekkür ederim. Tebrikler. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tebrikler. Teşekkür ederim. Çok teşekkür. Git buradan! Orada yakalayın orada. Orada. Ramiz abi söylemişti gelecek dedi orada. Orada. Gel yakalayın. Alın güvenli. Kenan ne oluyor? Eşan şurada dedi. Nedir? Şurada. Burada. Değil miydin? Neredesin? Buyurun Kenan Bey. Nerede? Oradaydı yemin ederim o. Ah. Ah. Ha.